Evet arkadaşlar, Bu da Kaçar mı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem Fenerbahçe maçını hem Galatasaray maçını izleyeceğiz. Tabii öncelikle Galatasaray maçını... Tabii Demirspor maçını izleyeceğiz. Ya Demirspor'da izlemeyelim Demirspor'u. İki maç, zaten Fenerbahçe maçını televizyondan takip etmeye çalışacağız. Olduğu kadar, çünkü biz öndeyiz, her şey bize bağlı. Aynen, olmadı. Yani öncelik değil, sakın değiliz. Fenerbahçe maçtan ziyade Galatasaray maçını takip etmek daha mantıklı olur. Daha aynen, vizyonlu olur en azından. Fener'de zaten televizyondan, telefondan izleyebildiğimiz kadar izleyeceğiz. Siz vizyonla da verir misiniz? Çek. Sakatlara doldurmuş, bana vizyondan bahsediyor. Allah ben gidiyorum. Neyse, Kali, sence bu maç kaç biter Fenerbahçe? Bak, ben bir şey söyleyeyim mi? Karagümrük biraz tehlikeli maç. Hakikaten her maçta diyormuş gibi oluyor ama gerçekten tehlikeli maç. Çünkü küme düşme hakkına girdi. Galatasaray bence tam bu maçı şey yapacağını sanmıyorum. Ben yani kazanırsa da zorlayarak kazanacağına inanıyorum. Maç hakkında değilse 2-1 Galatasaray alırsa alır yani. Başka kaç, bir şey 2-1 falan. Aynen, Tayyip sen dedin. Ben bunu 5 hafta önce de söylemiştim. Galatasaray Fenerbahçe maçına puan. Fenerbahçe maçına da puan kaybetmez. Evet, Fenerbahçe maçına puan kaybeder. Şampiyonluğu ilan eder yani Fenerbahçe maçı. Ondan sonra puan kaybedebilir ama Galatasaray puan kaybetmez. Yenecek. Sesi konuş ya. Karagümrük'ü yenecekti Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe, Fenerbahçe diyorum. Galatasaray Karagümrük'ü yenecektir. Tamam abi. Ben de Fenerbahçe de yenecektir diyorum. Ama biz de yeneceğiz ama ben de zorlanacağımızı düşünüyorum. Maç berabere de bitebilir. Berabere bitse bile bizim için avantaj değil mi lan? İki maç yine. Yani ama bir şey. Aynen ama yenmek şampiyona Fener yenmek maçına yakışır. Şampiyonluğa. Aynen öyle. Onu tamam, maçtan ziyade bir şey söyleyeyim. Valla şu Karagümrük'ün forveti Marco devi gibi olmalı. Aynen öyle. Vallahi var ya, bildiğiniz 15 yaştaki çocuklarla halı sahaya gelmiş topçu gibi. Yemin ederim adam, dev gibi adam. Aynen öyle. Neyse, siktir. Evet arkadaşlar, maçımıza geçelim o zaman. O siktir. Çok güzel açtı. Marco'yu gör lan. Ziyech koş, Ziyech. Allah belanı versin. Oğlum Ziyech koşsana. Allah belanı versin amına koyayım ya. Abi maçı bitirin. Bitirin. Fenerbahçe 1-0 önde. Karagümrük de attı. Ne? Puan farkı 3'e indi. Karagümrük de attı. Ya Ziyech, Allah belanı versin amına koyayım. Halı sahadaki yaşlı dayı gibi silahlıyordun, koşamadın ya. Lan yine koşuyordu yaşlı dayı, bu iş koşuyordu. Kanka her neredeydin? Allah be lan, 4'e 2 geldi lan, biz şampiyonluğa giden zaman ya. Oğlum o değil de Marco niye koşmuyor hiç? Abi o köyüne bak, şeye bak, nasıl koşuyor, hayvan gibi koşuyor. Allah belanızı vermesin ya, vallahi billahi ya. Sana bir şey söyleyeyim, hiç böyle bir maç beklemiyordum ben bu arada. Abi zordu, zor. Tamam da tamam, bu kadar da beklemedim Aykut ya. Harbi lan, yarım saattir oynamıyoruz abi. Vallahi bile. Fener bile gol attı anasını satayım, hala bir bok yok bize. Ama benim Fener'de de çok şey yapmayın yani, bir bakmışız 5 dakika sonra 1-1 olur falan. Tövbe. Abicim bu maç yani bugün hani hakikaten şeyimiz dikkatimizi Galatasaray maçına veriyoruz. Fenerbahçe maçına şey yapmıyoruz. Ya zaten yiyoruz, biz yensek yani siz 5-0, 10-0 da yenseniz boş. Doğru. Her şey bizim elimizde ama. Doğru. İspanya'da Allah belanı verir. Rekor kırdım der, geçer. Abi, kendi evimizde oynuyor, gol yok abi. Biz kendi evimizde oynuyor. Oldu lan. Şu oyuna bak ya. Bele! Senin ben arana sokayım ya bak. Adam kim yedik, şey yedik. Aptal mıdır nedir? Ben sen en başta. Abdülkerim, adam seni oyuncak gibi attı kenara, anasını satayım ya. Abdülkerim çekmeye çalıştı lan adamı bile. Tamam işte, bize sen kendini attı ya. Gol! Gol be! Gol be! Gol be! Çok iyi be. Aptal uzunum, salak adamın adı. Aferin oğlum. Anne! Abi bir dakika kalmış, sen konuşma. Bir dakika kalmış, onu bir daha konuşma. Ya hakikaten. Sen... konuşamıyorum. Sen göğsüme vurdu da. Şu an çok şanslı bir insansın. Şu an çok şanslı bir insansın. Yerli Mbappe'yi diyorsun ya. Yani Türkiye'de yerler bulamazsın. Bulamazsın. Bak ben Barış Alper'in futbol anlayışına bir şey. Kaleci var, can çekişti, topu çıkartacağım diye. Çok iyi olmuş ya. Ama iyi olmuş. İyi yükselmiş. Ama bir dakika kalmış be yani. Be anlatma. Bir dakika kalmış. Üzülemiyorum şu an. Bak, çok ciddiye alamıyorum.
İstiyor abi, istiyor adam oturuyor. Şimdi ben derse 2.9 milyonu verir, kalsın. Yoksa sizi öldürmek zorunda kalacağım. TFF şey, neydi lan, Galatasaray yönetimi. Erden Timur. Açık açık. Nasıl bitti hikaye? Çok tepkili. Yani son bir dakika kalmış ilk yarının bitmesi. Kurban olduklarını nasıl yediniz ya? Yani Mbappe konusuna gelecek olsa hakikaten Barış Alper çok kaliteli bir ayak. Çok iyi bir çocuk diyemem. Çok egor ama ne yapayım? Biraz verdiği gibi olsa var ya, çok mütevazı bir insan. Çocuk çok iyi topçu. Bunu yedirtmem. Konuşursam her yer yerinden oynar. Adam iyi yanlar yapıyor. Yani. Egosu da normal. Tabii canım. Şu iyi oyuncu söyleyen en son bir adam vardı. O günden bu şey. Niye bu kadar çok uzaktı hiç normale dönmedi? He. Yani Yunus abi siz akıl verdik mi? Abi Galatasaray'ın abi Mustafa'ya kadar eleştirin ki ya. Vallahi bak Mustafa topu öyle tutmaması lazım. Ego olarak yanlış bir tutuş. Aynen. Gültekin onayla iyi bir yaş. Neyse siktir. Aynen aynen. Tayyip, sence daha ilk yarı nasıl? İlk yarı Karagümrük'ün çok ihtiyacı olduğu için yani güzel bir lafını kestim ama Halep Geli açıklama yaparken falan yapıyor ya, çok kul olmuyor mu? Aynen. Ben yaptım öyle bir şey. Yapmayacak. Ben yaptım öyle bir şey. Yaptırıyor mu? Yaptım. Tamam yapmadı işte. Yapmadıysa kızarım ben size. Galatasaray'ın oğlum tamam Mehmet'i niye istiyorsun ya? İkinci yarı maçı çevireceğini düşünüyorum. Ya pozisyon buluyoruz da net değil. Şut da çekiyoruz ama kaleyi bulmuyor. İkinci yarı bunları yapacağız. Net değil. Evet. Ne diyorsun Ali Tayyip şimdi? Çevireceğiz diyorum. Çevireceğiz diyor. Valla ben de çevireceğimize inanıyorum ama yenile de biliriz. Bu bir gerçek. Adamları ilk yarı beklediğimin üstünde oynadı. O zaman ikinci yarı ne olup ne olmayacağını göreceğiz. Bu arada Galatasaray'ın yenmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelinmesini istiyorsanız ne yapmanız lazım? Yorum yapmanız lazım. Ağır! Gol be! Gol be! İstanbul kadar oğlum be! Mertens! Oğlum Barış Alper sen inanılmaz bir çocuksun. Helal olsun oğlum sana be! At gibi yemin ediyorum sana ya. Abi Mertens, Mertens. Gerçekten bu Mertens acayip bir futbolcu ya. Abi Mertens. Sen nereden girdin o araya o 4-2-5 için? Abi sen nereden geldin oraya? Seni Barış Alper görmedin mi ya? Ya gelecek canım o kimdi Barış Alper'le beraber? Lan vursana at kornere gitsin ya. Salak mısın nesin? Ama Barış Alper iyi yapar attı. 1 metre mesafeden 3 metre ileri geçti. Gerçekten adamın yetişememesi. Burada topu atacak çok alanı vardı. Atmıyor dışarıya ya. Doğru söylüyor burada vallahi Tayyip. Adam ama işte diyor mu adamın evet. Yetişememesi mucizeydi, ayağını koyamamış. Burada. Kaymamış da lan her türlü topa vurur. Aslında adam bence kornere atmak istedi. Bence penaltıyı yapabilir. O da olabilir. Penaltı da o yapar. Abi Kayacan önünü kapatacak bu kadar basit. Ama kral penaltı olabilirdi. Ya bu Mertes abi. Barış Alper'e bak lan helal olsun sana. Ay yerle mi bak diyorum abi. Saçma sapan şey yani şu anasını sattım Barış Alper'e yani. Adam anneler gülüyor anasını satayım diyor ya. Lan yakışıyor mu oğlum? Yok ya o şey. Ama Barış Alper bizi izliyorsa ananı satayım dedi. Oğlum sen bizi kötü edeceksin herhalde. Barış. Şaka. Şaka Barış. Ben de bir yurt dışındaydım. Lan kendi. Ben o şey gibi düşmedim vallahi hiç. Lan vurdurma. Ananı vurdurma. Ama beraberlik yaramıyor da bir de. Abi bu dakikada yenilmez be. Biz yemezdik bu kadar. Beraberlik yaramıyor. Biz en son kimden iki gol yedik? Ferdi. Bu sene biz bir maçta sadece 2 gol yedik bence. Fenerlik maçı bile yok. O da Hatay maçıydı. Olabilir. Hani Fenerlik de olabilir. Yok biz Fenerlik'ten gol yemedik. Japonya geldi 4-2 yendiğimiz bir maç vardı. He Samsun. He olabilir. Aa şey de vardı. Oğlum yedik daha çoktan 2 gol. Bayağı yedik sen. Ya toplam 13-14 gol yedik zaten. Ligde mi? Abi ya Mertens. Burada da yok lan. Futoraya var ya. Ama bir şey söyleyeyim. Abi Abdülkerim.
Allah'ını seversen topa niye koştun o zaman? O kalıptaki adamın önünde duracaksın sen ya. Adam vücut çal, vücutla çalamayın. Manyak mısın? Hakikaten. Adam tamam da Abdülkadir önünde, Abdülkerim önünde dursa ne yapabilirdi Allah için? Ne? Her şey yapabilirdi onun. İşte tamam bak, işte ben de sana diyorum bu adam bir şey yapamaz. Onlar ya. Hadi içeriden tutamadı. Hamle yapmayacaktı Abdülkerim. Mal. Ya gol yersek? 3-2 o. Beraberlik yaramıyor da hani nedense çok da inanmıyor. Oğlum niye beraberlik yaramazsın? Evimizde yersen yani yine bir şansın oluyor. Anlatabiliyor son maça kalıyor belki. Tamam son maça kalıyor da bir beraberliğe bile siz şampiyon oluyor. Yani kolay değil. Biz yine Konya ile oynuyoruz. Kalip bize niye son haftalar hep kümedeki takımlar vermişler ya? Abi dışarı. Vur kim gelin? Allah belanı vurmaz. Vur oğlum. Vur Berkay. Kur be! Allah kur yine vur. Kur be! Aferin oğlum sana be. Çok iyi be. Bir sen o kadar ama helal olsun sana. Hak ettin küfür. Demek ki küfürden sen anlıyorsun. Sabahlar Berkan'a laf eden köpek sen değil miydin? Abi, köpek köpek ama niye? Ben kendimi öyle büyüttüm. Yıldızlaştırdım. Niye siz bana hiç yani günde bir ton küfür etmiyor muydunuz? Adam öyle gol atmıyor muydu? Hadi şampiyonluk. Hadi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gerçekten. Fener'e de bu moralle evimizde atarız bir üç tane daha. Bence de ben de öyle vallahi düşünüyorum. Ama var Ekardi de var ya gol atamadı ama iyi. Allah'tan Kerem'in şutu kaleciye gitmemiş. Vallahi. Kalecinin hatası. Bak Kerem'in şutu ne kadar. Yunus kalecinin önüne baksana. Isim. Bak dörü dolu. 25 tane topçu var orada ya hakemle beraber. Sirigu abi de yılların kalecisi tecrübeli. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Vallahi çok iyi bir maçtı. Çok zevk aldım. Fenerbahçe'de yendi ama boşa yendi. Çünkü biz yendik. Fener bir açarı bir önemi yok. Şu bu haftalık da yanlış anlamadım. Tamam bak bence Barış Alper bir dopik falan aldı yani. Şüphelenmedim değil. Adam çünkü anasını çok koştu yani Ferdi'yle bile bu kadar koşmazken bunu koşması hakikaten ben... Araştırılsın! Valla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırılsın. Hayır, ya, nereden gol yani? Nereden nereye girdi? Gördün mü? Nereden nereye girdi? Orada iyi bir... Yani işin gücün geldi, der gayrı. Bir de hoşçakalın mahvettin sen, dur. Kıranın kolunu bacak. Neyse Tayyip Fence maç nasıldır? Yani 50 kilo kadınla da dayak yemem yani. Abi çok stresli maçtı, çok heyecanlı bir maçtı. Çok yani güzel. Bizim son dakikaya bırakmamamızın gerekiyordu. Bırakmamamızın gerekiyordu, ananız. Sikçenin ağzını anladın, hızla geçtim. Bugün bu maaşa TDK diye bir şey yok. Ben beyaz sütlü bir psikolojimizi bozdu. Psikolojimizi bozdu bu maç. Güzel maçtı. Güzel maçtı. İki takımdan güzel oynadı bence. Ya 5-0 yesek bu kadar zevk almaz mı? Ama biz bugün Karagümrük'ü yenilseydik gerçekten haftaya çok stresli bir maç olurdu. Ya ben yani TT'de çok benziyor. Yemin ederim. Her zaman gırtlağım var, Aykut geliyor. Arkadaşlar TT bana benziyor. TT bana benziyor. O kadar. Beşiktaş'ın resmi varsa bilmesek ama. Bunu da katılacağım. Neyse arkadaşlar. Valla güzel maçtı. Bu arada TT bana benziyormuş. Bunu da unutmayın. Maçımız bitti. Galiba abone ve like atmayı unutmayın. Vallahi çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi. Hadi sağ olun.